Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz şiir. Şiirle ilgili birçok konuyu konuşacağız. Öncelikle ne işleyelim? Şiirle ilgili genel bilgileri işleyelim arkadaşlar. Peki ne diyeceğiz şiirle ilgili? En başta belli başlı kavramlar var şiirle alakalı. O kavramları konuşacağız ve daha sonradan ölçülere geçeceğiz arkadaşlar. Şiir bakın. Şiirle ilgili bir kere şu kavramları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nazım birimi. Şimdi nazım birimi dediğimiz şey nedir? Bakın 1, 2, 3 diye saymaktan aklınıza gelsin. Yani diyor ki şiir dizelerinin kaçlı yapılardan oluştuğuna göre değerlendirilmesidir arkadaşlar. Eğer ki hani tek dizeli, yani tek dizeli bir yapıysa, yani tek satırlık bir yapıysa biz buna dize diyoruz arkadaşlar. Yani şiirin her bir satırıdır arkadaşlar. Şiirin her bir satırı. Peki bizim için dize oluyor. Peki diyor ki bu iki dizelik yapılar oluşturursa ne oluyor? Diyor ki iki dizelik yapılar bizim için beyit olacaktır arkadaşlar. İki dizeli yapı. Biz beyit nazım birimini daha çok arkadaşlar divan edebiyatında kullanıyoruz. Yani divan edebiyatında çok sık kullandığımız, daha doğrusu oradaki nazım şekillerinin genellikle nazım birimi ne oluyor arkadaşlar? Beyit oluyor. Peki diyor ki iki değil de ikiden daha fazla olursa, yani üç ve üstü olursa biz buna bent diyoruz arkadaşlar. Yani bent ifadesi bizim için üç ve daha fazla dizeli yapılar karşımıza çıkacak. Peki şimdi aslında dörtlük diye ayrı bir nedir arkadaşlar? Nazım birimimiz yok. Ama bizim özellikle halk edebiyatında daha sonra işte ne bileyim divan edebiyatında bazı nazım şekilleri nedir? Dörtlü yapılardan oluştuğu için, özellikle halk edebiyatının yapıları dörtlüklerden oluştuğu için sanki ayrı bir neymiş gibi görünüyor, nazım birimiymiş gibi görünüyor. Aslında dörtlükler de birer benttir ama yine de çok sık kullandığımız için bu kavramı da yazalım arkadaşlar. Dörtlük. Bakın. Dört dizeli yapılar olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Şimdi diyor ki bunlar nazım birimiyle alakalı her bir kavramdır arkadaşlar ve daha sonra nazım biçimleri var. Nazım biçimlerimize bakalım. Yani nazım biçimi dediğimiz şey nedir? Nazım biçimi ya da diğer adıyla nazım türü dediğimiz yapılar arkadaşlar şiirin dış yapısıdır. Peki nazım biçimi belirlenirken nelere dikkat ediliyor? Nazım biçimi aslında genel bir değerlendirmedir. Yeri geliyor konusuna göre, yeri geliyor nedir? Nazım birimlerine göre bir değerlendirme yapıyoruz. Ve diyoruz ki konusu, nazım birimi, ondan sonra anlatmak istediği şey, vermek istediği mesaj, bunları baz alarak nedir? Nazım biçimleri oluşturuyoruz arkadaşlar. Peki bakalım hani nelere dikkat ettiğimizi de yazalım en azından. Uyaklarına bakın, uyak nazım birimi ve ölçüsü. Bakın özellikle bu üç yapı karşımıza neyi çıkartıyor arkadaşlar? Nazım biçimlerinin ayrımını çıkartıyor. Bu işte nazım biçimleri tabii değişiyor. Değil mi? Gazel, kaside, mesnevi gibi divan edebiyatı nazım biçimleri var. Sonra koşma, semai, varsayı gibi halk edebiyatı türlerimiz, nazım biçimlerimiz var arkadaşlar. Bunları yaparken neye dikkat ediyoruz? Mesela diyor ki uyak şemasına bakıyorsun, uyak yapısına bakıyorsun. Diyor ki o uyak yapısı, mesela atıyorum maninin kendine özgü bir uyak yapısı vardır. A, A, X, A şeklinde. Ha A, A, X, A'yı gördüğün zaman diyorsun ki ve tek dörtlükten oluştuğunu duyuyorsan mesela ne olabilir diyorsun? İşte nazım biçimi
Mani olabilir diyorsun. Ya da işte içeriğine bakıyorsun, konusunu anlatıyor. Konusuna göre farklı bir şey değerlendirmesi yapabiliyorsun. Nazım birimi dediğimiz gibi dizeler, şey, beytlerle yapılanlar, beytlerle yapılanlar, dörtlüklerle yapılanlara göre farklı farklı değerlendirmelerimiz var. Ve nedir? Ölçüsü, hece ölçüsü veya aruz ölçüsüne göre de değerlendirmelerimiz ne olabiliyor? Farklılaşabiliyor. İşte bu değerlendirme şiirin dış yapısına göz alarak isimlendirme yapmamız nazım biçimidir diyoruz. Peki bunları zaten dönemlerde, şiirin dönemlerinde ne yapacağız? Tek tek işleyeceğiz. İşte atıyorum divan edebiyatı nazım biçimleri diyeceğiz. İşte halk edebiyatında tekke tasavvuf edebiyatı nazım biçimleri, anonim halk edebiyatı nazım biçimleri. Bunları tek tek dönemlerde işleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden burada sadece genel bir kavram olarak konuşmuş olalım. Peki şimdi mesela önemli noktalar var. İlk önce şu mesela beyitle ilgili mesela ufak tefek kavramlar var arkadaşlar. Onları konuşalım. Sonra bir diğer şiir yapısı olan ölçünün hani uzun uza diye işleyeceğiz arkadaşlar. Ölçüyü işlememiz lazım. Peki şimdi diyor ki mesela mısrayı azade dediğimiz mısra vardır arkadaşlar. Diyor ki şiirden bağımsız olan. Bak azade, azat ne demek? Azat etmek, özgür bırakmak. Şimdi diyor ki şiirden bağımsız olarak oluşturulmuş tek dizeli yapılara biz ne diyormuşuz? Mısrayı azade diyormuşuz. Yazalım onu. Şiirden bağımsız tek başına anlam taşıyan mısralar. Bunlar daha çok böyle kavramsal olarak karşımıza çıkabilir. Yani mısrayı azadeye karşılaştıran yani nedir kavramın açıklaması? Bunlarla ilgili çıkabiliyor. Yoksa bize kalkıp da hani bunu bilebilmen için divan edebiyatını vesaire çok iyi bilmen lazım. Hani bu bizim müfredatımızda hani çok detaylı olan bir nokta olmadığı için kavramların en azından ne olduğunu, ne anlatmak istediğini bilmemiz yeterli olacaktır. Peki diyor ki başka ne var? Mürfet var arkadaşlar. Mürfet. Bağımsız beyitlerdir. Bakın müfret olması lazım. Evet. Müfret. Fertten gelmesi lazım çünkü. Nedir? Bakın fert kelimesini ne yapabiliyorsunuz? Bu kökten çıkartabiliyorsunuz. Fert tek başına. Yani bir fert olarak oluşturulmuş, tek başına oluşturulmuş bağımsız beyitler diyoruz arkadaşlar. Biz fertlere. Peki mürfetlere daha doğrusu. Peki mısrayı bercesi de var. Mısrayı berceste. Berceste güzel demek arkadaşlar. Yani güzel olan demek. Peki güzel olan mısra. Peki bu nasıl oluyor? Diyor ki artık şiirin içerisinden kopmuş böyle dilden dile dolaşarak ne noktasına gelmiş? Atasözü noktasına gelmiş. Nedir arkadaşlar? Beyitlerimiz karşımıza çıkabiliyor. Beyit ya da mısralarımız karşımıza çıkabiliyor. İşte biz bunlara ne diyoruz? Mısrayı bercesi. Yani o kadar güzel bulunmuş ki artık dilden dile dolaşmış nedir diyoruz? Mısralar diyoruz. Hemen tanımını da yapalım. Şiirin dilden dile dolaşarak, dilden dile dolaşarak hafızalarda yer edinen en güzel dizesidir. Mesela Ziya Paşa'nın bu şimdi mesela söylediğimde az buçuk herkes hatırlar. Hani günlük hayatta kullandığımız bir nedir? Aslında beyittir, mısrayı bercestedir. Hani biz bunu neredeyse atasözü olarak bile ne yapabiliyoruz? Değerlendirebiliyoruz. Mesela nus ile uslanmayanı etmeli tektir, tektir ile uslanmayan hakkı kötektir. Aslında Ziya Paşa'nın arkadaşlar bir dizesinin beyitidir.
Ama biz artık o kadar çok kullanıyoruz ki bu yapıyı, hani o kadar güzel bulmuşuz ki dilden dile dolaşıp ne noktasına gelmiş? Atasözüymüş gibi gelmiş. Aslında bir vecizedir. Nedir? Daha doğrusu vecize de diyemeyiz. Nedir? Bir şiirin bir mısrasıdır, bir dizesidir ve güzel bulunduğu için de dilden dile dolaşmıştır diyoruz. Peki, en azından genel kavramlarla ilgili konuşacağımız önemli noktalar bunlarken arkadaşlar, şöyle en önemli noktalardan birisi olan neyi konuşalım? Yine şiirin en önemli yapılarından birisi. Bakın, en önemli yapılarından birisi nedir? Nazım birimleridir. Mesela sonrasında nazım biçimleridir. Bir diğeri de arkadaşlar ölçüdür ki hani biz bu ölçülere göre ne yapabiliyoruz? Dönemlere ayrım yapabiliyoruz. Hani hangi dönemde yapılmıştır ya da hani hangi anlayışla yazılmıştır. Bunun değerlendirmesini yapabiliyoruz. Peki mesela bakalım. Şöyle ölçü diyeyim arkadaşlar. Şimdi ölçü dediğimiz şey şiirin hece sayısının, yani hece sayılarının, şiirdeki dizelerin hece sayılarının birbirlerine eşitliği ya da kelimelerin, hecelerin açıklık kapalılığının göz önünde bulundurularak ne de belli bir ölçüye, belli bir noktaya ayrıldığı şiir yapılarına, daha sonra şiirin birimine biz ne diyoruz arkadaşlar? Ölçü diyoruz. Bizde 3 tane ölçü var. Biz 3 farklı ölçü kullanmışız. Birincisi hece ölçüsüdür. Diğeri aruz ölçüsüdür. Üçüncüsü de arkadaşlar serbest ölçüdür. Ve hani bizim en çok kullandıklarımız tabii ki de hani halk edebiyatı, bunlar dönemlere göre hani nedir? Belirleyicidir. Mesela daha çok hece ölçüsünü halk edebiyatında kullanıyoruz. İşte nedir? Aruz ölçüsünü divan edebiyatı, işte ne bileyim tanzimat edebiyatı, sertif yön edebiyatı bu dönemlerde kullanıyoruz. Ama mesela serbest ölçüyü biz Cumhuriyet döneminde getirmişiz ve ne yapıyoruz zaten? Cumhuriyetten sonra kullanmaya devam ediyoruz. O yüzden mesela bakalım ölçülerimize, bir diyelim arkadaşlar hece ölçüsü. Şimdi hece ölçüsü dediğimiz yapı şu, diyor ki şiirdeki dizelerin hece sayılarının birbirine eşitliğine dayalı ölçüdür arkadaşlar. Şiir dizelerinin hece sayısını dizelerindeki hece sayısının birbirine eşitliğine dayanan ölçüdür. Bakın bu bizim milli ölçümüzdür. Yani biz hece ölçüsünü eski dönemlerden beri sözlü olarak şiir oluşturduğumuz dönemde dahil olmak üzere, yazılı dönemde dahil olmak üzere oluşturduğumuz nedir arkadaşlar? Bir ölçüdür. Hani bunu çok klasik bir şekilde kullanıyoruz. Yani uzun yıllar boyunca. Peki burada mesela hece ölçüsüne dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Onu söyleyelim. O da duraktır. Şimdi durak dediğimiz şey şiirde duraksamamıza yarayan, daha doğrusu şiirin belli bir bölümünde duraksayıp devamlılığını sağlamamıza yarayan bir yapıdır arkadaşlar. Bu niye önemli? Özellikle saz eşliğinde çalındığı dönemlerde nedir? Hani şairlerin nefes alabileceği bir noktadır. Ama bunu herkes yapıyor mu? Yapmıyor arkadaşlar. Peki yani bütün şairler hece ölçüsünü, daha sonra hece ölçüsüyle yazan herkesin durak yaptığını söyleyemeyiz. Bunun için bize o durağın nerede aranması gerektiğini de soruyorlar. Peki durak için şunu bileceğiz arkadaşlar. Duraklar heceyi yani kelimenin ortasında olmaz. Yani kelimenin sonunda olacak bir. Bütün dizelerde aynı yerde olacak. Mesela 11'li hece ölçüsü oluşturmuşsan işte ne olabilir? 6 artı 5 olabilir. Nedir? Yani 6 heceden sonra duraksarsın, 5. heceye devam edersin. Yani 5 heceye öyle devam edersin. İşte diyor ki bütün dizelerde 6. hecenin kelimenin bittiği yer olması önemli. Mesela bunu göreceğiz arkadaşlar var mı yok mu diye. Daha sonra olduğu yerleri göstereceğiz. Peki mesela 4 artı 4 artı 3 olabilir. Bütün şiir dizelerinde ne olacaktır diyor. 4. hecede duracaksın ve bu kelimeyi bitirmiş bir halde karşımıza çıkarması gerekiyor diyor. Mesela bakalım örneklerimizi. Hem hece ölçüsünü bulmuş olalım.
Hem de nedir? Durak var mı ona bakalım. Sallanı, sallanı gelen sevgilim. Söyle kömür gözlüm. Kimin yarısın? Kız senin derdinle derbeder oldum. Söyle ince belim kimin yarısın? Peki, bu arkadaşlar Emrah'a ait nedir arkadaşlar? Bir şiirdir. Peki şimdi bize diyecek ki bunun hece sayısı kaçtır? Hece sayısını bulabilmek için sadece ünlü kelimeler, ünlü harfleri saymamız yeterlidir arkadaşlar. Yani tek tek ayırmana gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 burada var arkadaşlar. Devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de burada var. Yani bu şiir 11 hece ölçüsüyle yazılmıştır diyebilirim. Şimdi 11'li hece ölçüsünün olduğu yerde mesela durak var mı diye sorarsa, daha doğrusu nedir? Hani seçeneklerde şöyle çıkıyor. İşte şiir 11'li hece ölçüsüyle 6 artı 5 durakla yazılmıştır diyor. Ya da 4 artı 4 artı 3 de yazılmıştır diyor. Şimdi bir bakalım. Hani diyelim ki 6 artı 5 dedi. Ya da 4 artı 4 artı 3'ü deneyelim önce. 1, 2, 3, 4. Ha, burada kelimenin ortasında bitiyor olmaz arkadaşlar. 4, yani şurada bittiği için dördüncü hecem olmaz diyorum. 6 artı 5'i deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada bitti. Hemen alta geç. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada bitti. Demek ki kelimenin sonunda bitmiş, sıkıntı yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki burada da aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada bitti. Ha. Bütün dizeler 6. heceye geldiğinde kelimenin sonunda bittiği için şunu diyebilirim çok rahat bir şekilde. 6 artı 5 durakla oluşturulmuştur diye rahatlıkla ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Yani bunun için şunu yapmanız lazım. Bütün dizelerdeki 6. heceye geleceksin ve bakacaksın. 4 artı 4 artı 3 dediğinde de ya da 4 artı 4 dediğinde de yine ne yapacaksın? Bütün dizelerde kaçıncı heceyle başlıyorsa oraya kadar gel. Ama devamını da yap. Belki 4 artı 4 artı 3 ise devamında da değerlendirin. Ama 4 artı 4, işte 6 artı 5 dediğinde zaten ikili yapı var. 6 sıkıntı yaratmıyorsa diğerleri zaten sıkıntı yaratmayacaktır diyoruz. Hece ölçümüz bu şekilde arkadaşlar. Ne de dediğimiz gibi tekrar söylüyorum. Ünleri sayarak başlıyoruz hece ölçüsünü bulmaya. Ve eğer ki durağı soruyorsa işte durak ayrımında kelimenin sonunda olacak şekilde olması gerektiğini bileceğiz arkadaşlar. Peki şimdi diğer bir hece, yani diğer bir ölçümüz arkadaşlar aruz ölçüsüdür. Peki aruz ölçüsü bize ait bir ölçü değil arkadaşlar. Özellikle Arap edebiyatında başlıyor aruz ölçüsü. Daha sonra Fars edebiyatında geliştiriliyor. Ve nedir arkadaşlar? Bizim edebiyatımıza da geliyor divan edebiyatı vasıtasıyla. Peki şimdi buradaki mantık ne? Buradaki mantık şu. Diyor ki hecelerin uzunluk kısalık durumuna göre nedir? Açıklık kapalılık uygunluğuna bakıyoruz. Peki işte bütün dizelerde açıklık kapalılık durumunun aynı olması gerektiğini söylüyor bize. Peki mesela bakalım nasıl açık hece yapacağız? Nasıl kapalı hece yapacağız? Mesela yani harfler üzerinden ilk önce bir değerlendirme yapalım. Mesela diyor ki tek bir harf var. Ünlü harf A. Üzerinde şapka olmadığı müddetçe bu açık bir hecedir arkadaşlar. Bakın şapkasız yani uzatmasız bir A açık hecedir ve biz açık heceyi neyle gösteriyoruz? Nokta ile gösteriyoruz. Nokta bizim bu hecemizin açık olduğunu gösterir. Peki diyor ki başka ne olabilir? Yine
La olabilir mesela. Diyor ki La'da da yine son kısmı açık olduğu için, yani ünlüyle bittiği için, şapkasız bir ünlü olduğu için yine açıktır arkadaşlar. Noktayla gösteririz. Peki diyor ki şöyle olsa ünsüz de bitse. İşte diyor ki ünsüz de bittiyse o zaman diyor ki bu kapalı bir hecedir arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunu kapatıyoruz. Ve kapalı heceyi de neyle gösteriyoruz? Uzun çizgiyle. Hani kapattın. Herhangi bir açma durumun yok. Kapalı olarak bu şekilde gösteriliyor. Peki mesela lal olsaydı, lal olsaydı mesela yine kapalı olduğu için yine kapalı olarak göstereceğiz. Yani ünsüz de bittiği için kapalı olarak göstereceğiz. Peki şimdi bunu daha çok aruz örüntüsünü anlattıktan sonra gösteriyorum ama mesela şöyle bir durum var. Diyelim ki Mert kelimesi karşımıza çıkmış olsun. 4 tane hecemiz var. Normalde bu kapalıdır arkadaşlar. Daha sonra 4 tane sesimiz bir hece oluşturmuş. Bu bir kapalılı bir hecedir arkadaşlar. Ama şimdi aruz ölçüsünde şöyle bir durum var. Bizim normalde Türkçemize uygun bir ölçü değil. Niye derseniz? Çünkü bizde açık, daha sonra uzun hece, işte kapalı hece mantığımız, uzun hece, kısa hece mantığımız yok. Yani uzatmalı harflerimiz yok bir kere, şapkalı harflerimiz yok. Hani bu daha çok işte bizim bu tarz etkiyle Arap Fars edebiyatından kazandırdığımız kelimeler de oluyor. İşte diyor ki bizde şapka kullanımı ya da uzun ünlü kullanımı olmadığı için aruz ölçüsünde belli başlı kusurları ne yapabiliyoruz? Gerçekleştirebiliyoruz. Peki yani kelimelerimizin uygunluğunun olmamasından kaynaklıdır. Peki diyor ki bir de bazı şairler tabii ki de hani çok ustalaşmadığı müddetçe, hatta usta şairler bile yeri geliyor ne yapabiliyor arkadaşlar? Kusurlar oluşturabiliyor ya da nedir, açmak ya da heceyi kapatmak zorunda kalabiliyorlar. Şimdi diyor ki bu tarz dört sesli bir hece karşımıza çıktığında bunu diyor ki tek bir hece gibi düşünmeyebilirsin. Nasıl? Şimdi ister istemez hani aruz ölçüsünde de bir noktada bütün hani dizelerin aynı aruz kalıbıyla yazılmasından kaynaklı, aruz kalıbının hece sayısı neyse dizelerde de aynı kalıp olması gerekiyor. Bazen bazı yerlerde ne yapabiliyoruz? Mesela bir tane hece olmadığı olabiliyor. Yani 13 tane hece varsa aşağıda da 13 tane olacak. Ama 14 tane oluyorsa birisinde, nedir? Diğeri 13 oluyorsa bir yerde met yapabiliyoruz. Yani bir yerde onu tamamlayabiliyoruz. Nasıl tamamlayacağız? Diyor ki onu da şöyle tamamlayacaksın. Bu tarz 4 sesli nedir arkadaşlar? 4 sesli hecelerde şunu yapabiliyorsun diyor sana. Ne yapabilirsin? Bir tane kısa, bir tane kapalı, bir tane açık, özür diliyorum. Bir tane açık, bir tane kapalı ne yapabiliyorsun diyor. Ölçü oluşturabiliyorsun. Çünkü bak normalde şununla şunun arasında bir ses farkı var. O bir ses farkı ister istemez heceyi daha da uzatıyor. Uzatmasından kaynaklı diyor ki bir tane kapalı, bir tane açık hece oluşturabilirsin. Yani şunu söylemek istiyor. Senin şiir dizesi yapısında eğer ki bir tane açık heceye ihtiyacın varsa, ihtiyacın olduğu yere baktığında, hani bütün ölçüler tuttu, ihtiyacın olan yere baktığında bu tarz dört sesli bir hece karşıda çıktığında onu bununla sağlayabiliyorsun diyor. Biz bu duruma ne diyormuşuz? Met diyormuşuz arkadaşlar. Birazdan diğer kavramları açıklayacağım. Biz buna met diyoruz. Peki, şimdi bunun öncesinde ilk önce bir neyi bulalım arkadaşlar? Aruz ölçüsü bulmaya çalışalım. Şimdi aruz ölçüsü normalde hani çok fazla kaideleri olan, çok fazla noktaları olan bir yapıdır. Ama hani bizim müfredatımız daha, yani divan edebiyatını %100 hani her şeyiyle öğrenme gibi, daha doğrusu aruz ölçüsünü %100 her şeyi öğrenme gibi bir noktası yok. Hani bazı okullarda ya da bazı yerlerde gösteriliyor aruz ölçüsü bulundurmayı, bazı yerlerde göstermiyor arkadaşlar. Ama biz şunu bileceğiz. Bir kere bizim marşımız, İstiklal Marşımız arkadaşlar aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Aruz ölçüsüyle yazılması bizim için o zaman burada mesela aruz ölçüsünü buldurmaya ne yapabilir? Yönlendirebilir. O zaman bir bakalım. Mesela bizim şiir dizemizden bakalım o zaman. Yani İstiklal Marşımızı aruz ölçüsüne göre ne yapalım? Değerlendirelim.
yaşatma. Kurban olayım. Çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet? Bu Celal. Şimdi genellikle şu yapılabiliyor. Hani mesela bunları verip kalıbı nedir diye sorulabiliyor. Çünkü o kadar çok kalıp var ki aruz kalıbı. Şimdi o kadar olan, yani çok fazla olan aruz kalıpların hepsini ezberlememiz mümkün değil. Peki aruz kalıpları ne işe yarıyor? Mesela diyor ki aruz kalıplarının açıklık kapalılık durumunu işte neydi yansımasıdır arkadaşlar aslında? Şiir dizelerinin aynı şekilde yansımasıdır. Mesela bakalım. Diyor ki çatma. Şimdi şuraya diğerlerini tekrardan yazayım. En azından siz de tekrardan görmüş olursunuz. Ona göre değerlendirme yaparız. A, la, al. Lal. Mert dedim. Bu açıktı. Bu da açıktı. Bu kapalıydı. Bu da kapalıydı. Bu da kapalıydı. Duruma göre bir açık bir kapalı yapabiliyoruz. Ha şunu da söyleyeyim. En azından inceleme yaparken yardımcı olur mu? Şu an olmaz ama en azından bilelim. Diyor ki şapkalı bir ünlü harf varsa, yani diyor ki şu ünlüler şapkalı hale dönüşürse, şu şöyle olduğu gibi. Diyor ki bakın şapka onun uzamasına vesile olur arkadaşlar. Uzaması onun 1,5 ses değerinde olmasına sebep oluyor. O yüzden diyor ki bu açık hece değildir artık. Nedir? Kapalıdır diyor. Aynı mevzu burada da geçerli. Bu sefer la şeklinde olursa, şapkalı la olursa diyor ki bu yine kapalı olur. Peki diyor ki lalde işte durum ne oluyor? Şu lal diyelim. Şapkalı bir kullanımı var. İşte diyor ki şu Mert gibi bir noktaya geliyor artık. Nedir? Tamam kapalıdır. Ama duruma göre bunu bir açık, yani bir kapalı bir açık heceye ne yapabilirsin diyor. Çevirebilirsin diyor. Hani ihtiyacın olursa. Peki ihtiyacın olmazsa kapalı olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Peki bakalım. Çatma. Peki çat nedir arkadaşlar? Şurada gördüğümüz kapalı heceye denk geliyor. Peki ma açık a var. Şapkasız a var. Bakın şurada olduğu gibi ne oluyor? Açığa denk geliyor. Kurban. Bakın kur da yine aynı şekilde şu kapalıdır. Ban yine kapalıdır. Peki olayım var. O nedir arkadaşlar? Açık hece. O zaman nokta olur. La nedir arkadaşlar? Şuradaki gibi yine açık olur. Yım ne olacak arkadaşlar? Şuradaki gibi o zaman kapalı olur. Çeh diyor arkadaşlar kapalı, değil mi? Şuradaki gibi. Peki R açık. Ni yine ünlüyle bittiği için açık. Ey ünsüzle bittiği için kapalı. Naz kapalı. L ne olacak? Açık olacak. Hi ne olacak? Açık olacak. Lal ne olacak? Kapalı olacak. Peki şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şiir dizelerinin sonu her zaman kapalı yönüyle biter. Yani burada açık bile olsaydı biz bunu açık olarak değerlendirmeyecektik. Kapalı olarak değerlendirecektik. Peki devam edelim. Kahraman. Yine bakın açıktır. Bu sefer şunu yapacaksınız. Yukarısıyla bağlantı kurmaya çalışacağız. Aynısı mı değil mi? Peki ilk hece kapalıydı. Kapalı sıkıntı yok. İkincisi ra açık. Evet. İkincisi açık sıkıntı yok. Man kapalı. Burada da üçüncüsü kapalıydı. Aynı sıkıntı yok. Ir nedir arkadaşlar? Kapalı. Bakın aynı değişiklik yok. Peki k nedir? Açık. Bakın burada da açıktı. Sıkıntımız yok. Peki ma aynı şekilde açıktır. Ne olacak? Eşit. Yani sıkıntı yok. Çünkü uygunluk olması gerekiyor. Uygunun olmadığı yerlerde ne yapacaksın? Farklı işlemler yapacaksın. Peki
Bir arkadaşlar kapalıdır, burada da aynı şekilde. Gül kapalıdır, burada da aynı şekilde. Peki, bakıyorum ne açık, yukarıda da açık, sıkıntı yok, aynı. Yine nedir? Bu açıktır, yukarıda da açık, aynı yere geldi. Nedir? Hecede. Şit arkadaşlar kapalıdır, burada da kapalı. Burada da kapalı, aynı şekilde, değişiklik yok. Bu açıktır, C açıktır. Pardon, açık diyorum, kapalı işaretliyorum. Açıktır, C açıktır, L ne olacak? Kapalı olacak. Yani aslında hangi kalıpla yazdıysa Mehmet Akif Ersoy bunu ne yapmıştır? Hiçbir kusur yapmadan uygunluk sağlamıştır. Şimdi bize diyecek ki işte aşağıdaki aruz kalıplarından hangisine uygunluk sağlamıştır? Şimdi bakın, ben aşağıya kalıbını yazacağım ve kalıbı ile uygun mu ona bakacağız arkadaşlar. Diyor ki fa i la tün. Feilatün şimdi diyelim ki C seçeneğinde şu aruz kalıbı olmuş olsun. İlk önce aruz kalıbının da aynı şekilde açıklık kapalılık durumuna bakacağız. Fa nedir arkadaşlar? Şapkalı bir aile bitmiş. Şapkalı aile bittiyse ne olacaktı? Şapkalı bir ünlüyle kapalı olacaktı. Peki ben bunu kapalı yapıyorum. İ nedir? Şapkasız bir ünlü, açık yapıyorum. La şapkalı ünlüyle bitmiş, kapalı yapıyorum. Tün zaten kapalı. Peki F nedir? Şapkasız bir ünlüyle bitmiş, açıktır arkadaşlar. İ yine açıktır. Peki la, bakın şapkalı bir ünlüyle bitmiş, kapalı diyorum. Tün ne olacak? Yine kapalı. Peki devam. Zaten bunun aynısı arkadaşlar. Yani iki açık hece, iki kapalı hece. Peki feilüne giriyorum arkadaşlar. F nedir? İşte açık. İ nedir? Açık. Dize sonu zaten her zaman kapalı olacaktı. Peki bakıyorum şimdi. Bu sefer şunu yapacağız. Hani bu aruz kalıbına göre ayrım yapacağız. Nedir? Gördüğünüz üzere bir kapalı, bir açık, iki kapalı. Peki burada ne yapıyoruz? Şöyle bir işlem yapıyoruz. Bunu birazdan kavramlarda göstereceğim. Peki diyor ki iki tane ünlü, iki tane açık, iki tane kapalı var. Hemen bakıyorum, iki açık, iki kapalı, tamam. İki açık, iki kapalı, tamam. Buradan ayrılıyor. Bakın aruz ölçüsüyle hece ölçüsünün farklı noktalarından birisi bu tarz ölçü uygunluğunu ne yapabiliyorsun? Kelimenin ortasında ayırabiliyorsun. Burada sıkıntı yok arkadaşlar. Peki yine iki açık iki kapalı. Peki burada bitti. İki açık iki kapalı. Burada bitti. İki açık bir kapalı. İki açık bir kapalı. Bakın ne oldu? Uygunluk sağlamış oldu. İşte diyoruz ki şiirin bütün dizelerini Mehmet Akif Ersoy şu açıklık kapalılık uygunluğuna göre yazmıştır. İşte biz bu açıklık kapalılık uygunluğuna ne diyormuşuz? Aruz ölçüsü diyormuşuz arkadaşlar. Peki şimdi bir kere şunu bileceğiz. Şurada hani dedi ki aruz kalıbımız bitti, şu işareti koyduk. Peki biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Şu işleme takti diyoruz. Takma diye düşünün arkadaşlar. Takıyoruz. Yani aruz kalıbımız nerede bittiyse bakın ne yaptım? Bittiği yere bir çizgi taktım. İşte biz bu çizgiye ne diyoruz? Takti diyoruz. Çünkü burada kalıbın burada bittiğini gösteriyor. Devamı yine aynı şekillerde ne yapıyoruz? Takti işlemleri yapıyoruz. Peki şu her bir aruz kalıbını arkadaşlar ne diyoruz? Tefile diyoruz. Bunu unutmayın. Tefile. Yani her bir kalıp tefiledir. Şiirin daha su aruz kalıbının her bir bölümüne biz ne diyormuşuz? Tefileler diyormuşuz arkadaşlar. Peki şimdi şöyle yazayım, hatta aruz kalıplarının her bir parçası. Peki şimdi bakın, imale dediğimiz şey var bir de. Onları yazalım, kavramlarımızı. Şurayı sileyim hatta. İmale. Şimdi bakın, imale dediğimiz şey şu. Eğer ki Mehmet Akif Ersoy mesela şurada
kısa olan bir hece, yani kapalı olan bir heceyi, açık olan bir heceyi kapalı hale getirmek, yani getirme zorunluluğu olsaydı. Yani mesela diyelim ki şu şiir kelimesi hani kapalı bir hecedeydi, açık bir hece olsaydı. Bakın şiirin bütün her yerinde uygunluk var, sadece şurada bir uygunsuzluk varsa. Yukarısı kapalı, burası da kapalı olduğu için, burası açık olduğu için burayı kapatman gerekecek. Yani kapalı hece yapmak istiyorsan kısayı, açığı kapalı hale getirmeye çalışmaya imal ediyoruz arkadaşlar. Peki, hayır tabii ki de şu an kusur olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Ama kusur olsaydı, daha doğrusu hani bu tarz uygunluk olmasaydı neler yapacaktık onları söylüyoruz. İmale kısa heceyi ya da açık heceyi neye çevirmek arkadaşlar? Uzun heceye çevirmek. Peki, uzun ya da kapalı diyelim. Kapalı heceye çevirmek. Peki, bu bir kusurdur arkadaşlar aslında. Yani aruz ölçüsü, işte bu kusur neden oluşuyor? Bizde böyle bir hece olmadığı için oluşuyor arkadaşlar. Yani bizde uzun hece durumu olmadığı için ne yapıyoruz? Özellikle ünlü harflerin olduğu yerlerde bu tarz durumları gerçekleştirebiliyoruz. Peki, diğer bir işlemimiz arkadaşlar zihaftır. Zihaf. Zihaf da imalenin tam tersi arkadaşlar. En büyük kusurlardan birisidir aslında. Her uzun heceyi kısa heceye çevirmek. Yani bu sefer mesela diyelim ki şurası neresi diyelim. Mesela şurası uzun hece ama yukarıda diyelim ki kısa hece var. Ama aruz kalıbına göre kısa hece olması gerekiyor. Sen işte bunu noktaya çevirmendir arkadaşım. Hani bizim bunu noktaya çevirmek zorunda kalmamız. Peki işte farklı bir işlem yapamadığın için kısa uzun heceyi kısa heceye çevirmeye zihaf diyoruz arkadaşlar. Ve en büyük kusurdur bu. Uzun heceyi kısaya çevirmek, kısa heceye çevirmek olacak. Peki, şimdi bir de ulama dediğimiz işlem var arkadaşlar. Bildiğimiz, Türkçeden bildiğimiz ulama aslında. Peki diyor ki, ünsüzle bitecek, kelimenin sonu ünsüzle biter. Diğer kelime ünlüyle başlar. Peki, diyor ki şurada olduğu gibi düşünelim. Kahraman ırkıma da olduğu gibi yine aynı yerden göstereceğim. Peki diyor ki normalde yine burada kapalı hece var, yukarıda açık hece olmuş olsun. Yani şu işlem olmuş olsun. Tamam mı? Şu şöyle olsa. Diyor ki bana işte burayı da hani diyelim ki ölçüye göre buranın açık olması gerekiyor. Diyor ki ilk düşüneceğin işlem şu, ulama var mı? Yani ulamayla ne yapacaksın? Bak. Bu neyi nereye taşımış gibi düşüneceksin? Şuraya taşımış gibi görüneceksin. Bunu buraya taşıdığın zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu ma diye kalıyor. Ma diye kalınca bu uzun heceyi neye çevirmiş oluyorsun? Kısa heceye çevirmiş oluyorsun. İşte diyor ki bu çevirme işlem bir kusur değildir aslında. Ay nedir? Ulamayla sağlayabiliyorsun. Nedir? Kapalıyı açığa çevirebiliyorsun. Ha şu işlemi yapamadığın zaman artık zihafı tercih. Yani o birazcık zorunluluk noktasına gidiyor arkadaşlar. Onun dışında nedir? Geri kalanları aynı şekilde bir yani düzende devam etmesi gerekiyor diyoruz. Peki. Şimdi bunlara dikkat edeceğiz. Hani ölçü, aruz ölçüsü ile ilgili hem kavramlarımız, tekrar söylüyorum. Şu takma işlemine takdi ediyoruz. Her bir tefile, her bir aruz ölçüsü, aruz kalıbına tefile diyoruz arkadaşlar. Kısa heceyi uzun heceye çevirme zorunluluğumuza imale, uzun heceyi kısa heceye çevirme durumumuza zihaf. Ulamayla ne yapmaktır? Uzun heceyi kısa heceye çevirmeye yine biz ne diyoruz? Ulama diyoruz arkadaşlar. Aruz ölçümüz de bu kadardı. Bir de serbest ölçüye geçelim arkadaşlar. Hani serbest ölçü dediğimiz şey aslında nedir? Bu kuralların ne aruz ölçüsünü ne de hece ölçüsünü uygun olmadan ne yapmaktır? Aslında kullanmaktır arkadaşlar. Şiiri işte bu bize çok çok sonradan gelen bir şey aslında. Ta ne zaman geliyor arkadaşlar? Cumhuriyet döneminde geliyor. Tam anlamıyla Cumhuriyet döneminde geliyor. Tabii ona zemin hazırlayan şeyler var.
hani zemini hazırlayan şeyler var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi serbest ölçüde ne bir hece ölçüsü ne de bir arız ölçüsü gibi belli bir kuralın olmadığı istediğin şekilde ne yapabildin? Hece sayısı kullanabildiğin açıklık kapalılık durumu olmadığı için istediğin uzunlukta ve kısalıkta heceleri yazabilme durumuna. Biz ne diyoruz arkadaşlar? İşte serbest ölçü diyoruz. Serbest ölçü diyoruz. Peki mesela bununla ilgili Cumhuriyet döneminde çok fazla hani şiirimiz var. Hani en azından bir iki dizelik yapıyı ben size yazayım. Ağlasam sesimi duyar mısınız? Mısralarımda. Dokunabilir misiniz? Şimdi diyor ki hani devamı var. Sadece bu 3 mısra üzerinden inceleme yapalım. Şimdi mesela hece ölçüsüne uygun mu diye hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hece burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 5 hece burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 hece burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hece burada var. Gördüğünüz gibi bütün hecelerin yani yapısı, daha su sayısı, hece sayısı birbirinden farklı. Bu tarz bir oluşum karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki şimdi bu serbest ölçü bize nasıl geliyor? Bakın serbest ölçünün zemini hazırlayan şey serbest müstezattır. Bizim nedir? Avrupa'dan aldığımız bir türdür arkadaşlar. Serbest müstezat. Serbest müstezat da işte bir uzun bir kısa kalıplarla yazılmış şiir yapısıdır. Hani bir dizesi uzun bir dizesi kısa şeklinde. Hani onun da belli kaideleri, kuralları var. Ondan sonra onu ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz, genişletiyoruz vesaire. İşte Saati Fanon döneminde falan başlıyor serbest müstezat. İşte Fecaati döneminde devam ediyor. Milli Edebiyat dönemi birazcık daha farklıdır. Cumhuriyet döneminde özellikle Nazım Hikmet fütürizm etkisiyle serbest ölçüyü getiriyor arkadaşlar. Serbest nazımı getiriyor. Peki serbest nazımdan sonra hani bunun gerçekten en önemli kullanıcılarından birisi şu an şiirini yazdığımız kişi olan Orhan Veli'dir arkadaşlar. O tamamen geliştiriyor ve artık biz de serbest ölçü 1940'lardan sonra kullanılmaya başlanıyordur diyebiliriz. Hani öncesi tabii ki de nedir? Belli başlı olayların gelişimiyle, belli başlı durumların gelişimiyle karşımıza çıkacaktır diyoruz. Şiirlerle ilgili ölçüler bu kadardı arkadaşlar. Birkaç kavramımız daha var. Onlar üzerinden konuşalım. Hani dönemleri vesaire konuşurken karşımıza bunlar çok fazla çıkacak. Hani bu kavramlar çıkacak. Bu kavramların ne demek istediğini, ne yapmak istediğini ya da hani anlamını bilmemiz o yüzden önemli. Bakalım mesela. Mesela arkadaşlar, anjapman dediğimiz bir şey var. Şimdi anjapman dediğimiz şey arkadaşlar şu. Normalde bizim şiir mantığımızda şu durum var. Diyelim ki şunlar bizim şiir dizelerimiz olsun. Şimdi diyor ki bu şiir dizelerinde cümleler her bir dizede biter normalde. Yani bir dizede bir cümle biter. İkinci dizede ikinci cümle biter. Yani burada cümle başlar. Normalde burada cümle biter. Klasik nedir? Edebiyatımızda. Ama bakın sonradan şöyle bir mantık ortaya çıkıyor. Diyor ki niye diyor hani bizim özellikle şiirde yenileşmeye çalıştığımız dönemler var. Edebiyatta yenileşmeye çalıştığımız dönemler var. Diyor ki niye diyor şiirin dizesinde bir cümlenin orada bitmesine vesile olalım. Cümleyi birazcık özgürlüğüne kavuşturalım. Yani tamam cümle burada başlıyorsa diyor. Cümle burada başlasın tamam sıkıntı yok. Burada bitmesin de şurada bitsin. Mesela.
Burada yine bir cümle başlasın, devam etsin ve şurada bitsin. Bunu yapalım diyorlar. Buradan da aynı şekilde böyle cümlelerin nedir? Farklı dizelere, diğer dizelere aktarılması durumunu oluşturalım diyor. Aslında işte serbest ölçüyü ya da şiiri düz yazıya yaklaştırma durumumuz burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Peki bunu getiren isim kim dersek? Bunu getiren isim arkadaşlar nedir? Tevfik Fikret'tir arkadaşlar. Zaten Tevfik Fikret'in edebiyatımıza kazandırdığı en önemli şeylerden birisidir. Anjatman dediğimiz yapı. Genel tanımını tekrardan yapayım. Şöyle ki anjatman şiirde, yani şiir dizelerinde cümlenin bir beyitle tamamlanmasının engellenip diğer beyitlere aktarılması durumuna biz anjatman diyoruz. Bu işte daha çok Avrupa edebiyatında olan bir durumken bunu bizim edebiyatımıza Tevfik Fikret getirmiştir diyoruz. Peki devam edelim arkadaşlar yine şiirle ilgili kavramlarımıza. Mesela bununla bağlantılı olarak bir şey söyleyelim. Nedir? Manzum hikaye. Bakın manzum hikaye dediğimiz şey şu. İşte aslında şu anjatmandan sonra daha böyle ön plana çıkan bir durumdur. Bakın manzum kelimesinin ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bakın M'yi çıkart baştan. NZM. Yaz buraya. Peki. Bakın bu kelimeleri birleştirdi. Bu kelimelerin arasında ünlü getirdiğimizde ne geliyor karşımıza? Nazım geliyor. Nazım birimi, nazım biçimi vesaire diyoruz. Bunların hepsi nerede karşımıza çıkıyor? Şiirde karşımıza çıkıyor. Demek ki şurası bir şiir demek. Peki burası da hikaye. Diyor ki ben sizden şunu istiyorum, şunu yapmanızı istiyorum. Şunu getirin. Şiir şeklinde hikaye. Yani burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Şiir yapıları içerisinde olay anlatımı, hikaye anlatımı yapmaya biz manzum hikaye diyoruz. Karşımızda şiir varmış gibi, şiir yapısı varmış gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Ama okuduğunda içinde bir olay anlatımı vardır. Bunun en güzel örneklerine bakın zaten anjatmanı getiren isim olan Tevfik Fikret verecektir. Tevfik Fikret. Peki başka arkadaşlar? Mehmet Akif Ersoy. Ve Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkacak olan Orhan Veli Kanık olacaktır arkadaşlar. Bakın bu üç isim özellikle manzum hikaye konusunda önemli isimlerdir arkadaşlar diyoruz. Yani demek ki karşımıza şiir şeklinde bir olay anlatımı çıkarsa manzum hikaye oluşturmuştur diyeceğiz. Peki bir de arkadaşlar mensur şiir var. Şunun tam tersi. Mensur'da yine şunu yapıyorsunuz. M'yi çıkart. Ne kaldı geriye? NSR. Nedir bu? Nesirdir. Peki nesir ne demek? Düz yazı demek arkadaşlar. Düz yazı. O zaman şunu yapacağım hemen. Hemen araya şeklinde getiriyorsun. Düz yazı şeklinde şiir. Peki burada karşıma ne çıkıyor? Sanki birisi böyle bir roman yazıyor gibi. Hani daha doğrusu bir olay anlatıyor gibi. Bir cümle yapıları var. Böyle bildiğiniz şiirle alakalı olmayan bir şey. Ama diyor ki bu şiir yapısı içerisinde o kadar sanatlı bir söyleyişi var ki bakın burada sanatlar olacak. Sanatlı söyleyiş. Ondan sonra iç kafiye. Yani sanki böyle bunları hani cümle şeklinde değil de böyle dize şeklinde çevirsen bir şiir yapısı varmış gibi yani şiir okuyormuşsun gibi bir eda yaratmaya biz mensur şiir diyoruz arkadaşlar. Bakın burada hikaye diyor ama hikaye değil şiir yazarları. Yani şiir yazan insanlar karşımıza çıkıyor. Bakın mensur şiirde karşımıza kimler çıkacak? Mensur şiirde bir Halit Ziya Uşaklıgil. Sonrasında bakın Mehmet Rauf. Peki ve nedir? Yakup Kadri. Bakın hep romancı çıkıyor karşımıza. Çünkü bunlar düz yazı şeklinde oluşturulmuş sanatlı bir söyleyiş olduğu için nedir? Genellikle kimler çıkıyor karşımıza? Roman yazarları çıkıyor. Demek ki roman tarzı, daha doğrusu hikaye tarzında bir şeyler yazmaya çalışırken sanatlı söyleyiş yapıp iç kafiyelerden
Yani yararlanma durumuna biz ne diyormuşuz? Demek ki mensur şiir diyormuşuz. Bu iki noktayı da bilmekte fayda var. Peki devam edelim arkadaşlar. Bakın yine belli başlı önemli kavramlarımız karşımıza çıkıyor. Peki aliterasyon var arkadaşlar. Aliterasyon ve asonans dediğimiz kavramlar var. Şimdi bakın aliterasyon dediğimiz şey şu. Diyor ki bir dizi yapısı içerisinde olsun, bir cümle içerisinde olsun aynı ünsüzlerin tekrar edilmesidir. Yani aynı ünsüz harfin sürekli tekrar edilip bir sanatlı söyleyiş yapılması bize neyi getirecekmiş? Aliterasyonu getirecekmiş. Ünsüz harf tekrarı. Peki şu Ali'den hemen aklımıza gelsin. Ali ünlü olmak için çabalıyor ama ünlü olamıyor arkadaşlar. Ünlü olamadığı için ünsüz olarak hayatına devam ediyor diye düşünebilirsiniz. Ali ünsüz biri. Peki o yüzden ünsüz harfler karşımıza çıkacak. Asonansta da tam diğeri karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ünlü harf tekrarı. Şimdi tabii ki de o kadar çok sanat ya da sanatlı söyleyiş var ki bunlar karşımıza çıktığı zaman genellikle şu oluyor. Mesela diyor ki S harfinin sürekli tekrar edilmesi hangi sanatta gösterilir? İşte daha sonra hangi kavramda gösterilir? S ünsüz harf ise aliterasyon. Diyor ki mesela A sesinin sürekli tekrar edilmesi A ünlü harf ise o zaman asonans olacak diyoruz. Peki başka şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir de seci dediğimiz kavram var. Daha çok divan edebiyatında karşımıza çıkıyor. Daha doğrusu şöyle. Diyor ki seci dediğimiz şey düz yazıda kafiye oluşturmak. Düz yazıda kafiye. Bakın normalde kafiye dediğimiz şey şiire ait bir kavramdır. Peki diyor ki özellikle divan edebiyatında böyle süslü nesir dediğimiz bir nesir türü var arkadaşlar. Diyor ki bu nesir türü neyi sağlıyor? Hani asıl sanatı düz yazıda göstermeyi sağlıyor. Diyor ki bunlar sanat yapabilmek için ne yapacaklar? İşte iç kafiye oluşturmaya çalışacaklar. Diyor ki sanki böyle alt alta dizsen karşına ne çıkacak gibi bir şiir yapısı. Hani cümle şekli değil de cümleleri dizi haline getirsen şiir yapısı çıkacak. İşte sonunda kafiye oluşacakmış gibi bir durum. O zaman benim karşıma demek ki şunu düşüneceğim. Düz yazı yani cümle şeklinde yapılar karşımıza çıkarsa aklımıza gelebilecek tek bir edebi sanat ya da nedir? Bir şiir bilgisi noktası karşımıza çıkacak. O da secidir. Mesela yazalım bir tane örnek. İlahi kabulü senden red senden şifa senden dert senden İlahi iman verdin daim eyle şimdi bakın bunun tabi bu bir cümle yapısıdır hani cümle olarak devam ediyor diyor ki şimdi ilk mesela ilk cümlemizin içerisine baktığımızda kabul senden red senden şifa senden dert senden peki bakın mesela şurada da yine aynı şekilde T sesleri tekrar etmiş
Bakalım ne yapıyoruz? Dizi şey cümlelerin içerisinde bir kafiye bak senden 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 hep böyle bir redif durumu var. Yani bir ne de devamlılığı sağlamak için bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Şöyle bir dizi oluşturduğunu düşünsenize. İlahi kabul senden, ret senden. Bunu aşağı çevir. İşte dize olsun mesela. Şifa senden, dert senden. Bak burada bir kere iç kafiye oluşuyor. Bir de burada dış kafiye oluşuyor. Yani dış redif oluşuyor. Şurada da kafiye oluşuyor arkadaşlar. İlahi iman verdin. Daim eyle. İhsan verdin. Bak verdin verdin. Neyle? Kaim eyle, daim eyle. Bak burada hatta bir de içeride de aynı şekilde ne var arkadaşlar? Bir evet, İhsan. Bak burada da aynı şekilde. Ne var? Kafiyeler var. Demek ki kafiye ve redifi nedir? Düz yazıda kullanmayı biz seci diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Peki, şimdi şöyle bakalım. Bir de arkadaşlar bağdaştırma dediğimiz yapılar var. Bağdaştırma nedir? İki kelimenin özellikle işte sıfatlar vesaire karşımıza çıkıyor. Burada işte sıfat tamlamalarını birbirine bağdaştırırken ya da iki kelimeyi birbirine bağdaştırırken ya bir bağlantı olacak ki biz bu bağlantıya alışılmış bağdaştırma diyoruz ya da bağlantısız bir şekilde ortaya çıkacak. Biz de buna ne diyoruz? Alışılmamış bağdaştırma diyoruz. Mesela bakalım. Diyor ki alışılmış bağdaştırma bir de alışılmamış bağdaştırma şimdi mesela duvar saati diyelim duvar saati şimdi bakın duvarla saatin birbiriyle bir bağlantısı var. Doğru mu? Hani saat duvar asılı oluyor. Hani duvar asılabilecek saat türümüz var. Mesela bağlantıda. Mesela sakallı adam. Sakal nedir? Adama ait bir nedir? Yapıdır. Hani alışılabiliyor. Hani bilebileceğimiz bir şey. Ama alışılmamış bağdaştırma dediğimiz şey. Mesela aşk ateşi. Peki aşkla ateşin bir alakası var mı? Yok. Ama nedir işte alışılmamış bir şekilde ne yapmışız? Biz bunu artık kabullenmişiz. Mesela şehrin ruhu. Peki şehrin ruhunun olma özelliği var mı mesela? Yok. Ömür defteri, ömürün defteri var mı? Yok gibi. Nedir? Sıfat tamlamalarının bu şekilde ya da isim tamlamalarının bu şekilde ne de bağlantı kurarken herhangi bir bağdaştırmanın olmaması olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde şiirle ilgili genel özellikleri de bitirmiş olduk.